Einstein'ın özel görelik teorisine göre yargılarından hangileri doğrudur demiş? Durgun bir gözlemciye göre hareketli bir saat özdeş durgun bir saatten daha yavaş akar çalışır demiş. Evet, yüksek hızda giderken zaman genişlemesinden dolayı zaman daha yavaş akıyor. Bunu şuradan aklınızda tutabilirsiniz. İkizler paradoksunda uzay aracına binip giden kişi daha genç kalıyor. Hatta geri kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Tamam? O yüzden saat daha geri kalacak, daha yavaş çalışacak. Bugün ispatı var arkadaşlar, ispatlanmış bir şey bu. Bir nesnenin durgun olduğu referans sisteminde çerçevesinde durgun olan gözlemci tarafından ölçülen uzunluğu ışık hızına yakın hızla hareket eden gözlemci tarafından ölçülen uzunluğundan kısadır demiş. Hayır daha uzun olmuş oluyor. Yani şurada durgun, durgun gözlemci tarafından 10 santim olarak algılanıyorsa yüksek hızda hareket eden bir gözlemci tarafından boyu olduğundan daha kısa algılanıyor. Mesela 9 santim algılanıyor. Öyle değil mi? Burada ama ne diyor? Durgun olduğu çerçevede Gözlemci tarafından ölçülen uzunluğu ışık hızına yakın hızda hareket eden gözlemci tarafından ölçülen uzunluğundan kısadır demiş. Halbuki daha uzundur diyecekti. Attık. Işığın boşlukta yayılması kaynak ile gözlemci arasında göreli harekete bağlı değildir. Burada bağlıdır demiş. Ne diyoruz? Işığın hızı kaynağı ve gözlemcinin hızından bağımsız her zaman ışık hızıdır. O yüzden attık. Bunun cevabımız yalnız birden Adana olacakmış. Bu şeklindeki uzay aracı durgun halde iken uç kısmındaki açı alfa taban kısmının alanı S hacmi ise V'dir demiş. Uzay aracı artı x yönde ışık hızına yakın hızla hareket ediyor iken eylemse referans sistemindeki durgun gözlemci tarafından niceliklerin hangileri durgun haldekine göre azalmış olarak görülür demiş. Önemli nokta şurası hareket doğrultusundaki boyunu olduğundan daha kısa algılıyoruz. Yani bunun şeklini o zaman birazdan şöyle gibi algılayacağız. Hareket doğrusu boyu kısalacağı için şöyle bir şekilde olacak. Ama bakın buradaki S uzunluğu harekete dik doğrusu olduğu için S alanında herhangi bir değişiklik olmayacak dolayısıyla. Açımız buradaki açımız büyümüş oldu. Alfa artar. Hangileri azalmış dediği için olmadı bu arttı yoksa. Hacim olarak da yüksekliği azaldığı için taban çap yüksek bölü 2. tabanın çap yüksek bölü 3 hacmini verdiği için. Yükseklik azaldığı için hacim de azalmış olur. O yüzden cevabımız yalnız 3'ten Ceyhan olacakmış deriz. Yukarıdaki olaylardan, yargılardan hangileri doğrudur demiş. Farklı eylemsi referans sistemlerinde bulunan gözlemcilerden biri için aynı anda gerçekleşen bir olay diğer gözlem için aynı anda gerçekleşmemiş olabilir. Evet zaman genişlemesi. Yani yüksek hızda giden araç içerideki cisim araç ya da saat daha yavaş akar, zaman daha yavaş akar diyebiliriz. Aynı anda gerçekleşmemiş olabilir dolayısıyla. Dünyadan 700 ışık yıl uzaktaki Helix bulutsusunun görüntüsünü yakalayan bir teleskobun çektiği fotoğraf Helix bulutunun fotoğrafının çekildiği andaki görüntüsü dur demiş değil. Arkadaşlar oradan çıkan ışık bize ne kadar sürede geliyorsa biz o kadar süre önceki halini görüyoruz aslında. Şimdi 700 ışık yılı ötedeyse oradan çıkan ışık zaten bize 700 yılda geldi. Yani şu an ışık bize geldiyse aslında biz onun 700 yıl önceki halini görmüş oluyoruz. Biraz garip gelebilir ama böyle. Hatta bize en yakın yıldız güneşimiz. Güneşten çıkan ışık yaklaşık dünyaya 8 dakikada geliyor yaklaşık olarak 7 küsür. O zaman biz güneşin aslında 8 dakika önceki halini görmüş oluyoruz dolayısıyla. Tamam böyle bir bilgimiz var. Mesela bunu attık o yüzden. 3. Farklı referans, farklı eylemsi referans sistemlerinde bulunan iki gözlemci için bu eylemsi referans sistemlerinde birinde gerçekleşen bir olayın oluş süresi farklı olabilir demiş. Evet zaman genişlemesi, uzunluk kısalması bunlar Einstein'ın söylediği şeyler. Dolayısıyla farklı referans sistemlerinde olduğu için gözlemciler aynı olayı farklı zamanlarda algılamış olacaklar oluş süresini. O yüzden bunu da aldık cevabımız. 1 ve 3'ten Ceyhan olurmuş deriz. Kavli uzay araçları birbirine doğru VKVL hızlarıyla yaklaşmaktayken K uzay aracındaki lazer silahından lazer ışını gönderiliyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar ne diyoruz? Işığın hızı kaynağın ve gözlemcinin hızından bağımsız ışık hızıdır. Yani K'deki gözlemci de L'deki gözlemci de ışığın hızını C olarak algılayacak. C'den daha farklı bir şey algılar diyorsa yanlış olmuş oluyor. Bu anlamda K'deki gözlemci ışık hızını C olarak görür demiş. Doğru söylemiş. K'daki gözlemci ışık hızını C artı v, K demiş, attık. C ile görecek çünkü. L'deki gözlemci ışık hızını C artı v, L demiş, attık. Cevabımız yalnız birden A'dan olacakmış deriz. Markası Morley deneyinde farklı doğrultularda ilerleyen ışığın hızının farklı olmamasının olmamasının tespit edilmesiyle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmıştır? Arkadaşlar markası Morley deneyinin yapılma amacı evrenin bir esir, diğer adıyla eter maddesiyle kaplı olduğunu kanıtlamak. Bunu kanıtlamak için yapıldı fakat bunun olmadığı kanıtlanmış oldu. Yani evren bir eter maddesiyle kaplı değilmiş. Bu kanıtlanmış oldu. Bu anlamda evreni tamamen kaplı da düşünen eter ortamı yoktur sonucu ulaşılmış oldu. Yani cevabımız Ceyhan olacakmış. Kütle enerji eşdeğerliği kütle ve enerji arasındaki denkliği ifade etmektedir. Kütle enerjinin bir diğer formudur veya enerji kütlenin bir diğer formudur. Buna göre olaylarından hangileri kütle enerji eşdeğerliğini kanıtlar demiş. Arkadaşlar Einstein'ın E mc kare formülü var. M dediğimiz burada cismin durgun kütlesi c ışık hızı mc kare aldığımızda enerjisini veriyor. Yani kütle enerjinin başka bir formudur diyor dolayısıyla. Radyoaktif bozunum süreçlerinde gerçekleşen yüksek enerjili fotonlar fırlatılmasında sonucunda çekirdeğin kütlesi azalır demiş. Dışarıya enerji çıktığı için kütlesinde azalma var. Dolayısıyla bu demek ki kütlenin enerjiye dönüştüğünün kanıt olmuş oluyor. Atom çekirdeğinin kütlesi çekirdeği meydana getiren nükleonların serbest haldeki kütlenin toplamından daha azdır demiş. Şunu söylüyor aslında. Şimdi çekirdekte protonu nötronu topluyorlar. Halen çekirdeğin kütlesine ulaşamıyorlar. Demek ki aralarında protonları, nötronları bir arada tutan bir enerji var. Yani buna güç nükleer kuvvet diyoruz. Bir enerji neticesinde orada bir kütle oluşturuyor. Dolayısıyla bu kütleli parçacıkların dışında. O yüzden bu da kütle enerji değerinin kanıtı olmuş oluyor. Çift oluşum tepkimeleri de yüksek enerjili bir foton çekirdek yakınından geçerken bir elektron ve bir pozitrona dönüşür demiş. Bu çift oluşum tepkimesi oluyor. Elektron ve pozitronun kütle enerjileri toplamı o gönderdiğimiz foton enerjisine eşit olmalı bu tepkimede. Dolayısıyla bu da kütle enerji eşitlerinin kanıtı olarak gösterilir. Cevabımız eden olacak. 30 yaşında olan ikiz kardeşlerden Kıvanç bir astrofizikçi, Kerem ise bir astronottur. Kerem ışık hızına yakın hızda hareket eden uzay aracıyla fırlatılırken yanında yarılanma ömrü 22 yıl olan bir miktar polonyum 214 elementi götürüyor. Kıvanç da uzay aracı fırlatılırken aynı elementten lavrotarda yerleştiriyor. Kıvancın laboratuvardaki polonyum 214 yarısı bozunduğu anda bakın yarı ömrü 22 yılsa o zaman yarısı 22 yılda bozulacak. Yani aradan kıvanç için 22 yıl geçmiş. Tabii kıvanç için 22 yıl geçti. Kıvanç 30'da 22 daha geçince 52 yaşına geldi. 52 yıl geçmiş oldu. Fakat Kerem için zaman yavaş akacağı için o 30 yaşındaydı. Onun için ekstradan 22 yıl geçmedi. Onun için onun saati geride kalır diye aklınızda kalsın. Tamam mı? O zaman ne yapacak? Onun için mesela 22 değil de 12 yıl geçti. Yani 42 yaşında aymış gibi olacak. Daha genç kalacak. Tamam. O zaman da şimdi element 22 yıl yarı ömrü varsa e onun için geçen zaman 12 yılsa o zaman yarısı bozulmadı. Yarısından azı bozulmuş olacak. Değil mi? O zaman Kerem 52 yaşından daha genç. Değil mi? Yani Kıvancın kardeşi 52 yaşından daha genç ve Polonyum'un yarısı bozulmadı. Yarısından azı bozulmuş olacak. Bu cevabı aramak lazım. Bu da arkadaşlar Ceyhan'da var. 52 yaşından genç olan kardeşi yarısından azı bozulmuş polonyum 214'te geri dönmüştür diyor. Cevabımız Ceyhan'mış. Einstein özel görelilik teorisine göre zaman genişlemesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Durgun bir gözlemciye göre kolundaki saat ışık hızına yakın hareket eden eylem referans çerçevesindeki saatten daha hızlı çalışır demiş. Evet eğer yüksek hızda bir uzay aracı hareket ediyorsa kolundaki saat daha yavaş çalışacak. Ama dünyadaki durgun bir gözlemcinin kolundaki saat ise uzay aracındakine göre daha hızlı çalışmış olacak dolayısıyla tersten söylemiş. Doğru. Dünyadan kalkıp ışık hızına yakın hızda seyahat eden uzay aracının yolcuları dünyadaki insanlara göre daha fazla yaşanır. Hayır. Dünyadakilere göre daha genç kalır diyoruz değil mi? Mesela bunu attık. Ters olacakmış. Has zaman daima olayın gerçekleştiği eylemsiz referans demek ki, durgun olan bir saatin ölçtüğü süredir demiş. Aynen öyle. Yani uzay aracı belli bir hızla gidiyorsa bu içerideki saat buradaki bir olayın gerçekleşme zamanı ne ölçüyorsa buna has zaman deniyor. Dışarıdaki kişi ise farklı algılayacak. Ama ona da göreceli zaman demiş olacağız. Bu anlamda bu da doğru oldu cevabımız 1 ve 3'ten Ceyhan olacak. 1971 yılında Einstein özel görelik teorisini gerçekçi bir şekilde doğrulayan bir deney gerçekleştirildi. Deneyde iki ayrı uçağı yerleştiren son derece hassas atom saatleri dünyanın dönüş yönüyle aynı ve zıt yönlerde tur atan uçaklara yerleştirildi. Üçüncü bir saat ise referans olması amacıyla dünya üzerinde sabit bırakıldı. Uçaklara yerleştirilen atom saatlerinde dünyada sabit durumdaki atom saatine göre 60 ile 273 nanosaniye arasında ölçülen sapmalar tespit edildi. Bunlar çok küçük değerler olmasına karşın görelilik çok güçlendiren ölçümlerdir. K ve L uçakları dünyanın dönme hızın 2V olduğu enlemlerde dünyaya göre 3V büyüklükte hızlarla uçmaktadır. Buna göre yargının hangileri doğrudur demiş. Şimdi dünyanın 2V hızıyla döndüğü yerde K ve L, hızıyla gidiyorsa o zaman demek ki K'm zıt yönde için V hızıyla gidiyor olsun. L ise 5V hızıyla gidiyor olsun ki aynı yönde gittiği için, aynı yönde döndüğü için 3V hızıyla gidiyorlar olarak algılanabilsin. Tamam. Burada S1, S2, S3 saatlerinden bahsedelim. S2'miz K olacakmış. S3'miz de L saatiymiş. Bunları bir şöyle yazalım. Şimdi yüksek hızda giderken orada zaman ne yapıyor? Yavaş akıyor. S1'imiz işte dünyada bırakılan saat 2 ve hızıyla dünyanın birlikte dönüyor. K ve hızıyla dönmüş oluyor. L de 5 ve hızıyla dönmüş oluyor. Yüksek hızda giden de zaman yavaş akacak. O zaman burada mesela bir saat geçen, geçince 2 ve hızıyla gittiği yerde 2 saat geçmiş olsun. Ve hızıyla gittiği yerde de 3 saat geçmiş olsun. Şöyle düşünelim. Bu mantıkla bakacak olursak L uçağındaki S3 saati yerdeki S1 saatinden geri kalır demiş. Evet yerdeki için 2 saat geçti. Bunun için 1 saat geçti. için geri kalmış oldu. Bir doğru. K uçağındaki S2 saati yerdeki S1 saatine göre daha yavaş çalışır demiş. yerdeki için 2 saat geçti. Uçağın içindeki 3 saat geçti. Dolayısıyla daha hızlı çalışmış oldu. Yavaş çalışmadı. ikinci yaptık. K uçağındaki S2 saati L uçağındaki S3 saatinden geri kalır demiş. Hayır K uçağı için 3 saat geçti. L için 1 saat geçmiş oldu. Daha ileri gitti. Dolayısıyla geri kalmadı. Attık bunu. Cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. Hesaplamalarından hangileri gerçekleştiren bir bilgisayar programı özel görelik kuralının sonuçlarını kullanmak zorundadır demiş. Arkadaşlar özel kural, kuramı ne diyor? Yüksek hızla hareket ederken zaman genişlemesi meydana gelir. Yani zaman daha yavaş akar. Bunu mutlaka dikkate almak lazım. Süresel konum belirleme sistemi GPS ile bir otomobilin konumunu belirleme demiş. Otomobilden radyo dalgaları çıkacak. GPS cihazına uzay istasyonuna gidecek. Geri dönecek. Uzay aracına gidip geri dönecek. Oraya gidip gelme süresi var. Işık hızı yüksek hızda da olsa belli bir süre geçiyor. O süre farkını mutlaka hesaba katmak lazım. Yoksa 50 metre sonra sağa dön demek yerine 50 metre sağa dön dediğinde aslında 50 metre de ile 30 metre kalmıştır mesela. O yüzden bunu mutlaka hesaba katması gerekir. Genişleyen evrende bir galaksinin dünyadan uzaklaşma hızını belirlemede evren ışık hızına yakın hızlarla bazı yerlerde daha fazla e, genişliyor. Zaten evrenin kendisi ışık hızının istisnası olmuş oluyor bu anlamda da. Dolayısıyla bu ışık hızını mutlaka dikkate almak lazım ki e, hızı belirlenebilsin. Mars'a fırlatılan SpaceX roketinin yörüngesini tayin etmedi. yörüngesinin uzunluğunu belirlemede yüksek hızla hareket ettiği için mutlaka uzunluk kısalmasını dikkate alarak hesaplama yapması gerekir. O yüzden de yine kural, kullanacak bu kuramı. Mesela cevabımız 1-2-3'ten edeni olmalıymış deriz.